Hoş geldiniz. Bir kap haberinden bahsedeceğim. 10 milyon lotluk, azami tutarı 80 milyon olacak şekilde. Pilot yer alım programı geldi. 10 milyon lotluk. Şu anda 7 TL hissenin fiyatı. 80 milyon olabilmesi için 8 lira olması lazım hissenin fiyatı. Azami 8 lira. Yani herhalde 8 liraya kadar biz 10 milyon lot almaya çalışacağız diyor patron. Ve hisse tepeden %50 düşmüş durumda. Patrondan lot geri alım programı geldi. Bu hisse neden düştü peki? Çünkü biliyorsunuz banka hisseleri çakılmıştı geçtiğimiz günlerde. Ve banka hisseleri çakılınca işte bu teminat işlerinden vesaire zarar gördü aracı kurumlar. Hatta ve hatta Gedik hissesinde bedelli kararı gördük. Ne sebeple? Pay piyasası ve vadeli işlem ve opsiyon piyasası yani VIOP'ta son dönemde yaşanan olağan dışı volatilite kaynaklı gelişmeler nedeniyle. Gedik yatırımın faaliyetlerine daha güçlü devam edebilmesi ve gerekli işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasını teminen bir bedelli kararı olmuştu Gedik'te. Tabii biz bunları gördüğümüzde acaba büyük bir zarar mı açıklayacak aracı kurumlar diye düşünmüştük. O yüzden ben biraz çekimser kalmıştım. Ama bu kadar büyük bir lot geri alım programı olmasa ki ne kadar büyük. Şimdi bu arada hangi hissede lot geri alım programı açıklandı? Info'da hissenin ismi Info. Söylemiş oldum böylece. Hissenin ismi Info Yatırım arkadaşlar. Bedelli karar alan Gedik, lot geri alım programı açıklayan ise Info. Hisse tepeden %48-49 düşmüş durumda. Lot geri alım programı geldi. Peki bu lot geri alım programı ne kadar büyük bir program? Bakıyoruz ki firmanın öz kaynakları defter değeri 396 milyon. Lot geri alım programı 80 milyon. Yani öz kaynakların 5'te 1'i yaklaşık ve bu bence büyük bir lot geri alım programı. Peki bu firmanın halka açık piyasa değeri ne kadar? 936 milyon tahtası. Tahtasına göre çok büyük değil denebilir belki. Onda bir kadar tahtanın. Ama öz kaynaklarına göre büyük. Zaten lot geri alım programları da genelde öyle oluyor yani. İşte tahtası kadar bir lot geri alım programı olmuyor. Bu en büyük lot geri alım programlarından biri. Oransal olarak bakarsak çünkü öz kaynakların 5'te 1'i bence büyük bir lot geri alım programı. Firmanın öz sermaye karlılığı %65, FK'sı 830, PDD'si ise 407. Aslında bu karlılık devam edecekse bu hisse ucuz kalıyor aslında. Peki bu karlılık devam edecek mi? Tabii bu Viyop tarafında beklenmedik olaylar oldu. Aracı kurumlar bu durumdan zarar gördü dedik. Info son bilançoda belki zarar açıklayabilir. Ama zarar açıklasa bile 10 FK'ya 12 FK'ya yükselir FK'sı. Oradan toparlar. Sonraki bilançolarda toparlar diye düşünüyorum. Peki tabii bu bir rally. Bankalarda biliyorsunuz çok sert yükselişler oldu ve düşüşler de oldu. Bu sert hareketlerden özellikle düşüşlerden şu düşüşten aracı kurumlar zarar etti. Peki bu devam eder mi? Arkadaşlar bu devam edebilir. Neden? Çünkü bu bir rally. Seçimlere kadar rally'nin içindeyiz. Bankalardaki yükselişin aynısı BIST 30'daki başka hisselerde de olabilir. Viyop'ta işlem gören başka hisselerde de olabilir. O yüzden ben tedbirli olunması gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü yeniden böyle bir hareket olursa başka BIST 30 hisselerinde o zaman çok da iyi şeyler olmayabilir. Viyop'ta işlem gören diğer hisselerde. Çünkü BIST 30'daki her hisse Viyop'ta işlem görmüyor bildiğim kadarıyla. BIST 30'daki bazı hisseler Viyop'ta işlem görüyor. O yüzden ben temkinli yaklaşılması düşüncesindeyim. Hisse ne olur? Bilançolar nasıl gelir? Dediğim gibi belki gelecek bilançoda belki zarar açıklayabilir ama 10 FK'ya 12 FK'ya düşer. Oradan yoluna devam eder. Patrondan büyük bir lot geri alım programı geldi. Patron dedi ki ben hisseme sahip çıkıyorum. Firmamın geleceğini iyi görüyorum dedi. Bakın ne dedi burada. Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse ucuz kaldı diyor patron. Pay fiyatının gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla diyor. 10 milyon lot almak kararı aldık diyor. 8 liranın altında olduğu sürece 10 milyon lot almayı planlıyoruz diyor. Bugün de alımlar da yapılmış. Bu karar dün alınmış bu arada. Sabah saat 9 gibi karar alınmış. Karar alınır alınmaz hemen alımlar yapılmış. Bakın pay geri alım işlemlerinin başlatılması. Dün 09.13 diyor. Yani hangi gün oluyor bu? 10. ayın 12'si. Payların geri alınması dün bildirim gelmiş. Yine 10. ayın 12'sinde biraz hisseleri toplamışlar ki artık herhalde dünkü alımların etkisiyle hisse artık tabanı bozmuş. Normalde her gün taban taban giden hisse artık burayı dip yapmış. Hisse bence yatırım yapılabilir. Çünkü hem tepeden düştü hem FK'sı uygun. Patron lot geri alım programı açıkladı. O yüzden ben hissenin yatırım yapılabilir olduğunu düşünmekteyim.
Peki kısa vadede atak gelir mi? Evet, kısa vadede de atak gelebilir. Çünkü tepeden çok düşmüş. Yarı fiyatına çok kısa bir zamanda düşmüş. Ve patron da geri alım programı açıkladı. Bunun da etkisiyle şöyle bir kısa vadede 8.40'a yükselişte görebiliriz bir tepki yükselişi. Ardından tabii firmanın karlılığı iyi bir şekilde devam ettikçe eski zirveleri de geçecektir. Ama tabii ki bu hemen olmaz. Eski zirveye geçmesi hemen olacak bir şey değil. Artık o zaman ne olacak bir şey? Artık buraları dip yapar diye 7.08 şu anki fiyatı buraları dip yapar diye düşünmekteyim. Teknik olarak bakarsak Fibo'yu koronadan sonraki düşüş yerine koydum. Açılsın orası. Covid'den sonraki düşüşe koydum. Ve 0.618 seviyesinde. Şu anda güzel bir destek seviyesidir bu da. Pardon, 0.05 destek seviyesinde. 6.84 destek. Oraya biraz değmiş kalkmış. 7.08 şu anki fiyatı. 6.84 bir destek. 5.33 bir destek. 5.33'e düşer mi? Bence düşmez açıkçası. Zirvesi de 13.22. Son bilançolarında gerçekten güzel karlılıklar olmuş. 55 milyon, 75 milyon. Bu bilançoda tabii ki 70 milyon zarar açıklamaz. Belki 20-30 milyon bile açıklasa. Hatta geçen yıl aynı dönemin yani 21 milyon üzerinde bilanço açıklayabilirse sermaye karını arttırır zaten. Çok iyi bir bilanço olur. Beklenenden çok daha iyi bir bilanço olur. Ama dediğim gibi zarar bile açıklasa buraları dip yapıp sonraki bilançolarla yüksek karlılıkla amorti edebileceğini düşünüyorum. %65 yüksek bir öz sermaye karlılığı. Evet, değerlendirmeye çalıştım. Peki portföyde ne kadar olabilir? Ben biraz temkinliyim. Neden temkinliyim? Çünkü banka hisselerindeki yaşanan bazı olayların Viyop'ta işlem gören başka hisselerde de yaşanabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu bir rally. Yani BIST 30'daki başka hisseler de bir anda tavan tavan gidip sonradan taban taban gidebilir. O Viyop tarafında yine zarara sebep olabilir. Tabii bu son bankalardaki son olaylardan sonra gerekli hukuki tedbirler alındı mı, yeni yasalar çıktı mı? Aslında bunu da bir incelemek lazım. Biraz yeni tedbirler de gelmiş olabilir. Tabii yeni tedbirler geldiyse daha iyi. Çünkü bu durum bir daha yaşanmaz. Bankalardaki durum başka BIST 30 hisselerinde yaşanmaz. Kolay kolay yaşanır mı? Yani birçok kişi hapse girdi biliyorsunuz bankalardaki o hisseler çakılınca. Manipülasyondan birçok kişi hapse girdi. Ama tabii ki sen yani çok büyük bir para kazandıysan hapse girmeye göze alabilirsin. Yani hatta şöyle insanlar bile var, artık bu işin ticareti bile çıktı. Mesela Instagram'da paylaşmış birisi. İşte şu şu suçtan sizin yerinize yatarım şu kadar para karşılığı, aylık şu kadar paraya. İşte şu suçtan dolayı hapse girerim diye bir sistem bile var. Ticari bir sistem bile var şu anda. Yani suçu birinin üstüne atıyorsunuz para karşılığı. Alan da razı, veren de razı. Böyle bir sektör bile var şu anda. Dolayısıyla bu manipülasyondan hapse girenler çok büyük bir para kaldırdıysa ki kazanmışlardır. Kazanılan para karşılığı hapse girmeyi kabul edecek insanlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hapis cezası çok da caydırıcı olmayabilir. O kazanılan paralar alınmadığı sürece. Dolayısıyla BIST 30'daki bankalardaki olayların bazıları Viyop'taki diğer hisseler içinde olabilir. Bu aracı kurumlardaki bu durumdan zarar etme durumu devam etme ihtimali mümkün. Bu yüzden çok da yüklü olmayı tavsiye etmiyorum. En fazla %10 olabilir bence. %5 alım yapılabilir mi? Yapılabilir. %2 en mantıklısı olur diye düşünüyorum. %2, %5 uygun bence. Ama tabii bunun telafisi var. Stratejisi, taktiği de olur. Çünkü diyelim ki BIST 30'daki Viyop'ta işlem gören başka bir hisse de bir anda tavan tavan gitmeye kalktı diyelim. Veya başka bir sektör de tavan tavan gitmeye başladı diyelim. O zaman buradan anlıyorsun ki tavan tavan gittiyse taban taban da düzeltme yiyebilir diye hemen mantık yürütüp o esnada aracı kurum hissesi varsa elinde satabilirsin. Böyle bir şey mümkün. Şu anki fiyatı uygun yani infonun. Eğer böyle bir olay olursa bir daha o zaman satarsın, geçersin. Zorla tutmak zorunda değilsin yani hisseyi. Hisse değişimi yapabilmek, gerektiği zaman nakite geçebilmek, az bir zararla hisseyi satabilmek. Bunlar önemli şeyler ve kazanılması gereken şeyler. Info hissesi şu anda ucuz. Ve bu durumlar devam ettiği sürece yani bu ortam devam ettiği sürece bankalar artık çakıldı biliyorsunuz. O hisselerde olaylar bitti. Info'nun son bilançosunda zarar açıklasa bile ben artık bu fiyatların dip olduğunu düşünüyorum. Başka bir BIST 30 hissesi tavan taban gitmediği sürece Viyop'ta işlem gören durumlar bu şekilde. Videolarımdan istifade edenler bu kanalın yayın hayatına devam etmesi için katıl butonundan destek olabilir. Telefonda çıkmadıysa bilgisayardan çıkar. İzlediğiniz için sağ olun.